Herkese merhaba. Apple'ın 2023 model iPhone'ları iPhone 15 ve iPhone 15 Pro 29 Eylül Cuma günü itibariyle Türkiye'de satışa sunuluyor. Benim elimde de görmüş olduğunuz gibi titanyum mavisi iPhone 15 Pro var. Bu videoda hem iPhone 15 Pro'yu kutusundan çıkarıyoruz, hem ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz, hem de iPhone 15 serisiyle ilgili bilmeniz gereken önemli bilgileri aktarıyoruz. Apple 12 Eylül'de düzenlemiş olduğu etkinlikte iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini tanıtmıştı. 2 hafta sonra bu modeller Türkiye'de de satışa sunuluyor. Ve şimdi bu yeni telefonlarla buluşmaya başlıyoruz. iPhone 15 ve iPhone 15 Pro seleflerine göre dikkat eder yeniliklere sahip. Bu videoda onlardan da kısaca bahsedeceğim. Tabii ki esas ayrıntıları çok yakında yayınlayacağımız detaylı iPhone 15 Pro incelemesine saklıyoruz. Eğer sorularınız varsa aşağıda yorum alanında sorularınızı, merak ettiklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yayınlayacağımız incelemede bu sorularınıza da cevap vermeye çalışacağız. Alıştığımız iPhone kutusu bizi karşılıyor. Apple'ın güç adaptörünü çıkarmasından bu yana iPhone kutuları daha da incelmişti. Yine geçen yıllarda son 2-3 yıldır gördüğümüz kalınlıkta bir iPhone kutusu var. Kapağını kaldırdığımız zaman bizi iPhone 15 Pro karşılıyor. iPhone 15 Pro'nun 4 farklı renk seçeneği var. Siyah, beyaz, mavi ve natürel. Apple renk seçeneklerini belirtirken titanyumu da altını çizerek belirtiyor. Apple bize inceleme için mavi titanyum modeli gönderdi ve bu model 1 TB'lık depolama alanına sahip. iPhone 15 Pro'yu bir kenara koyduktan sonra kutu içeriğine bakmaya devam ediyoruz. Küçük bir zarfın içerisinde SIM kart yuvasını açma iğnesi, Apple çıkartması ve kullanım kılavuzu yer alıyor. Ve diğer tarafta da Apple'ın yenilediği gelen USB-C portuyla birlikte artık yepyeni bir kutu unsuru olarak karşımıza çıkan örgülü USB-C kablo bulunuyor. Bu kablo USB 2 hızlarını destekliyor. iPhone 15 Pro'da bulunan USB 3 hızlarından yararlanmak için ayrıca bir kablo edinmeniz gerekiyor. Kurulum işlemleri basit. Ben daha önce kullanmış olduğum iPhone 14 Pro'dan iPhone 15 Pro'ya geçiş yaptım. Eski iPhone'umu yeni iPhone'un yanına getirmem başlangıç için yeterli oldu. Eski ve yeni iPhone'da bulunan adımları takip ederek kurulum işlemini tamamlayabilirsiniz. Eğer eski iPhone'unuzdan yeni iPhone'unuza doğrudan veri taşıması gerçekleştirecekseniz öncelikle iPhone 15'inize veya iPhone 15 Pro'nuza yazılım güncellemesini kurmanız gerekiyor. Geçen hafta iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri yurt dışında satışa çıktığında kurulum sırasında bir iPhone'dan bir iPhone'a doğrudan veri taşınması sırasında bir sorun olduğundan bahsedilmişti. Apple buna bağlı olarak da iOS 17 için ara güncellemeler yayınlamıştı. Eğer benim gibi iCloud 7 üzerinden bir kurulum gerçekleştirecekseniz veya cihazınızı sıfırdan kuracaksınız, yazılım güncellemesini ilk aşamada yapmanız gerekmiyor. Ancak eski iPhone'unuzdan doğrudan yeni iPhone'a bir taşıma yapacaksınız. Öncelikle söz konusu yazılım güncellemesini kurmanız gerekiyor. Sonrasında da kurulum adımlarına ekranda gösterildiği gibi devam edebilirsiniz. Apple iPhone 15 serisiyle birlikte kurulum ekranında ufak tefek değişiklikler yapmış. Örneğin Apple kimliğiyle giriş yaptığım zaman görmüş olduğum animasyon yeni. Daha önce görmemiştim. Ekranda hoş bir görüntünün olması hoşuma gitti. Kurulum adımları tamamlanırken bazı ekranlar, seçenekler karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de iPhone 15 Pro'nun sol kenarına eklenmiş olan eylem düğmesinin ayarlanması. Daha önce burada ses açıp kapatma anahtarı vardı. iPhone 15'te hala var. iPhone 15 Pro ve Pro Max'te yeniliklerden bir tanesi de bu eylem düğmesi. Eylem düğmesini çeşitli işlevlerle ayarlayabiliyorsunuz. Büyüteç, el feneri, kamera veya kestirmeleri kullanarak sık kullandığınız bir uygulamayı veya bir kestirmeyi kısa yolu tetikleme. Tüm bunlar için ayarlar mevcut durumda. Ben kamerayı ayarladım. Çünkü en çok şikayet ettiğim durum gördüğüm anı kaçırmaktı. iPhone'da fotoğraf çekememekti. Şimdi eylem düğmesi sayesinde kamerayı düğmeye bastırıp bekleterek hızlıca açabiliyorum ve sonrasında da çekimi gerçekleştirebiliyorum. İşlerim bir hayli kolaylaştı. Daha sonra arzu edersem başka bir işlev için de bu eylem düğmesini ayarlamam mümkün. Bu arada eylem düğmesini kullanmak istemiyorsanız onu tamamen devre dışına bırakabilirsiniz. Eylem düğmesinin konumuyla ilgili olarak YouTube'da gördüğüm bazı videolarda bu düğmenin kolay erişilebilir bir yerde olmadığı söyleniyordu ki bu daha çok Pro Max modeli için geçerliydi. iPhone 15 Pro'nun boyutları biraz daha küçük olduğu için ve benim elime de iyi şekilde oturduğu için eylem düğmesine rahatlıkla erişmem ve kamerayı hızlı şekilde açmam mümkün oluyor. Müzik
iPhone 15 Pro ve Pro Max'in en önemli özelliklerinden bir tanesi yenilenen tasarımı. Yine düz kenar var ancak ön ve arkayla buluşulan yerlerde biraz daha kavis arttırılmış. Burada bir kontrol yapı söz konusu. Tabii ki en önemli özelliklerden bir tanesi titanyumun kullanılmış olması. Titanyum sayesinde iPhone 15 Pro ve Pro Max seleflerine göre hafiflemiş durumdaki. Gerçekten iki iPhone'u da elime alıp karşılaştırdığım zaman iPhone 15 Pro'nun biraz daha hafif olduğunu hissediyorum. iPhone 15 Pro'da yine selefinde olduğu gibi 6.1 inçlik bir ekran var. Retina XDR ekran yüksek parlaklığa sahip. Apple bu modelle birlikte maksimum parlaklığı biraz daha arttırdı. Ekranın etrafını saran çerçeve inceldi. Buna bağlı olarak iPhone 15 Pro'nun yüzey alanı 14 Pro'ya göre biraz daha küçülmüş oldu. Aynı durum kalınlık içerisinde geçerli. Ekranın yine 120 Hz yenileme hızı var. Dinamika'da üstte mevcut. Hep açık ekran özelliği de var. Bu sayede iOS 17 ile gelen bekleme modunda etkin bir şekilde kullanmak mümkün olacaktır. İşlemci tarafında Apple A17 Pro işlemci var. A17 Pro'nun performansı ile ilgili detayları incelemeye saklıyoruz. Oyun konusunda A17 Pro epey iddialı ki oyun performansını da deneyimlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kamera tarafında arkada yine 3 tane kamera var. Ana kamera 48 megapiksel çözünürlüğe sahip. Apple 5 kademeli bir odak uzaklığı kullanıyor. Kamera uygulamasını açtığınızda ve yakınlaştım uzaklaştım yaptığınızda odak uzaklığı ayarlamalarını da görüyorsunuz. Dijital zoom'dan farklı olarak ayarladığınız odak uzaklığına göre fotoğrafın işlenmesi de değişiklik gösteriyor. Böylelikle ortaya doğal göze hoş gelen fotoğraflar çıkıyor. Daha önceki Pro modelleri iş akışlarımda sıklıkla kullanıyordum. iPhone 15 Pro için de aynısı geçerli olacaktır. iPhone'lar zaten video çekimi konusunda rüştünü ispatlamış yazlar. iPhone 15 Pro'nun da video çekimi konusunda iyi bir performans sergileyeceğini şimdiden söyleyebiliriz ki zaten Apple şimdi profesyonel formatlar konusunda da daha fazla destek sunuyor. USB-C portunun da gelmesi iPhone 15 serisinin en önemli yeniliklerinden bir tanesi ve bu sayede artık iPhone 15 Pro ile çekim yaparken doğrudan bir harici diske aktarım yapmak, özellikle yüksek boyutlu ProRes videoların çekiminde harici diski kullanmak mümkün olacaktır. USB-C demişken bunun kullanımda epey esneklik sağlayacağını söyleyebilirim. Öncelikle iPhone 15'inizi ve iPhone 15 Pro'nuzu artık USB-C destekli diğer cihazları şarj etmek için kullanabilirsiniz. Örneğin Apple Watch Series 9'un kutusundan çıkan şarj aksesuarını kullanarak Apple Watch'unuzu şarj edebilirsiniz. Veya USB-C uçlu AirPods Pro'nun kutusundan çıkan kabloyu doğrudan iPhone 15 Pro'ya veya 15'e takarak kablosuz kulaklığınızı ihtiyaç duyduğunuzda şarj etmeniz mümkün oluyor. Burada 4.5 Watt gibi düşük bir güç çıkışı var ancak ihtiyaç duyduğunuz durumlarda aksesuarlarınızı, aygıtlarınızı şarj edebileceğinizi bilmek güzel olacaktır. Aynı durum USB-C özellikle iPhone'lar veya diğer telefonlar için de geçerli. Bu arada USB-C desteği sayesinde artık monitörleri iPhone'lara adaptör olmadan kolaylıkla bağlamak mümkün olabiliyor. Teknoblok ofisinde bulunan monitörde MacBook Pro'ya USB-C portuyla bağlı durumda. MacBook Pro'ya bağlı olan kabloyu çıkarıp doğrudan iPhone 15 Pro'nun USB-C portuna taktığımda birkaç saniye içerisinde telefonun görüntüsü monitöre aktarıldı. Ve bir yandan da monitör üzerinden iPhone 15 Pro şarj edilmeye başlandı. Bunun dışında USB-C portunun gelmesiyle birlikte artık Teknoblog için yapmış olduğum çeşitli videolarda ses kaydı için iPhone 15 Pro'yu da kullanabilirim. Daha önce yine iPhone 15 Pro'yu kullanabiliyordum ancak USB-A Lightning adaptörü kullanarak iPhone 14 Pro ile ve iPhone 13 Pro ile mikrofonu bağlamam gerekiyordu. Şimdi iPad Air'da kullanmakta olduğum kabloyu doğrudan iPhone 15 Pro içinde kullanarak GarageBand'de ses kaydı alabilirim. Bu arada Apple iPhone 15 Pro ile birlikte bir adet fine woven yani mikro dokuma kılıf da gönderdi. Bildiğiniz gibi 12 Eylül etkinliğinde çevre konusu, çevreci yaklaşım Apple'ın önem verdiği konulardan bir tanesiydi ve etkinlikte bu bölüme de büyük bir alan ayırmıştı. Bu çevreci yaklaşım sonucunda Apple 2030 yılında karbon nötr hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Bu hedefe yönelik olarak da ilk ürünleri görmeye başladık. iPhone 15 serisi için deri kılıfların kaldırılması ve bunun yerine mikro dokuma kılıfların sunulması da çevre dostu adımların örneklerinden, aşamalarından bir tanesi. Mikro dokuma kılıf %68 oranında son kullanım sonrası geri dönüştürülmüş içerikten üretiliyor ve deri kılıflara göre de karbon ayak izi önemli oranda düşürülmüş. Hoş bir hissi var. Bakalım uzun dönemli kullanım sonucunda ne gibi bir durum ortaya çıkacak? Bununla ilgili izlenimleri de sosyal medya hesaplarında size aktarmaya çalışacağım.
MagSafe özellikle cüzdan kılıfta gelen aksesuarlar arasında yer alıyordu. O aksesuar da fine woven, yani mikro dokuma kumaştan üretilmiş. MagSafe sayesinde kılıf layfına sıkıca tutunmasının yanı sıra bulağını da destekliyor. Yani kılıfı bir yerde unutursanız veya kaybederseniz bu uygulaması üzerinden rahat şekilde konumunu tespit etmeniz de mümkün olacaktır. Bu arada eski iPhone'unuzu getirip yeni bir iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'da satın alabilirsiniz. Böylelikle eski telefonunuzda uygun koşullarda değerlendirmiş olacaksınız. iPhone 15'i 29.999 liradan, iPhone 15 Pro'yu ise 44.999 liradan başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün. Apple'ın online mağazası ve Apple mağazaları dışında Troy, Gürgençler, Teknosa, Vatan Bilgisayar, MediaMarkt hepsi burada. Amazon, Trendyol, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom gibi farklı perakende ve online iş ortaklarında iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini bulmak mümkün oluyor. Bu arada iPhone 15 Pro modelleri ile ilgili olarak önemli bir servis ve onarım bilgisini de paylaşayım. iPhone 15 Pro ve Pro Max'te iç çerçeve aynı zamanda %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretiliyor ve bu da arka cam değişimini Pro modellerde ilk defa mümkün kılıyor. Türkiye'de iPhone 14 Pro Max'te arka cam değişim ücreti 28.453 liraydı. iPhone 15 Pro Max'te ise bu ücret 6.731 liraya düşüyor. Bu da gerçekten çok büyük bir fayda sağlıyor. Videonun başında da belirttiğim gibi çok yakında detaylı bir iPhone 15 Pro incelemesi yayınlayacağız. O incelemede iPhone 15 Pro'nun günlük hayatta ve benim iş akışımda ne gibi farklılıklar yarattığını da yakından bakacağız. Aynı zamanda oyun performansı konusunda izlenimlerimi de o videoda bulacaksınız. Sorularınızı aşağıda yorum alanında veya sosyal medya hesaplarında bizimle paylaşabilirsiniz. Farklı platformlarda Teknoblog diye aratarak bizi bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.